Güzel Can. Güzel Canan. Güzel Canan. Can Canan. Ne haber? O ne öyle alt dudak? Olmadı şimdi. Böyle başlanır mı Can Canan? Ya önce Can alt dudak yapacak. bir başlangıç belirleyince zaten bu şey oluyor. Çok TRT başlangıçları gibi oluyor. Evet, sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızda. Bugün Can Canan'da sizlerle komplo teorilerini konuşacağız. Hocam ne diyorsun? Evet. Bir de böyle show business konuşma hikayesi var ya. Hocam nedir bu komplo teorileri? Ne diyorsun bu konuda? Pazar programlarını sunan bir adamcağız vardı. Neydi? Mustafa Sağyaşar. Ha, Mustafa Sağyaşar da vardı. Sağyaşar mıydı? Yoksa besteci miydi ya? Yok. Mustafa da. Bir şey. Ha, Sağyaşar. Mustafa bir şeydi. Ama onunki böyle öyle bir neşeli herif pazar sabahına başlıyor, kendini suçlu hissediyorsa. Lan ben niye böyle neşeli değilim falan diye. Ama şimdi, işte öyleydi, ya, ne yapacağım? İşe yarıyor ama. Bu da hani televizyonda bir şey konuşuyorken falan şöyle yapma, diagonal böyle yapma falan. Bizi evlerinize misafir ettiğiniz için falan. Teşekkür ederim. Bu pazar sabahı neşe ve mutlulukla beraber falan diye yürüyor. Bu pandeminin başlangıcında hatırlar mısın bilmiyorum. Bir 5G hikayesi vardı. Nasıl bu pandemi hikayesi 5G ile alakalı. Galiba bu bana 100 tane falan e-mail geldi. Hiçbirine de cevap vermedim. Buradan hepsine sevgiler sunuyorum. Ha, bayağı böyle ciddi ciddi videolar hazırlandı falan. Akademisyen olduğunu söyleyen birileri konuyla alakalı açıklama yaptı. Çin'de bir 5G varmış. Bilmeyenler için açıklıyorum arada. Çin'de bir 5G ile ilgili yatırım Ar-Ge çalışması varmış. Aslında pandemi virüsel bir şey değilmiş. Bu 5G'nin sinyalleri bizi hasta ediyormuş. Tüm dünya ve devletler bunu gizliyormuş, saklıyormuşla alakalı bir hikaye vardı. Tabii cep telefonu ilk çıktığında da hepimizi kısır yapacak falan diye şeyler olmuştu o sıralarda. Biz yaparız abi bunu. Yani. Az daha izin verirse kötü kelime şakası yapmak istiyorum. Az daha izin verirsek cep telefonu kendi kısır yapacak artık. Gerçekten kötü kelime şakası tam olarak. Çok özür diliyorum. Ozan'cığım siner misin bu bölüme? Utanç içindeyim şu anda. Hayır silme. Cep telefonu kendi kısır yapacak dedi. Mustafa Can dedi ki cep telefonu kendi kısır yapacak. Ama açıklamada bulunmak istiyorum bu konuyla alakalı. Öncesinde kelime şakaları ve bunların üzerine geyik yaptığımız için yaptım. Yoksa... Nar ekşili. şimdi efendim yani bu benim başım bu anlatım işine girdiğimden beri komplo teorileriyle hep ağrıdı. Ve insanlar böyle o kadar güzel inanıyorlar ki bugün bu konuyu açtığın için çok teşekkür ediyorum. Azıcık bunun üzerine duralım yani. Bu pazar günü. Bu pazar günü. Ya şöyle bir durum var. Mesela şimdi bana geldi sorular. Önce ben ciddiye aldım yani. Baktım, araştırdım. İşte gittik bilimsel yayın bilmem ne var mı diye baktık. Anlatıyorsun bir kısmına. Hatta bir ara video çekeyim falan diye de niyetlendim. Sonra işte o maillerde ya da WhatsApp mesajlarında birebir yazıştığımdaki başarısızlığımı görünce vazgeçtim. Çünkü konu bilgiyle alakalı bir şey değil. Evet, evet. Birileri böyle bir rahatlamak istiyor, tamam mı? Böyle hayatlarında pandemi yeterince büyük bir olay değilmiş gibi bir de 5G olayımız olsun. Öyle bir hoşluk hissettiriyor bu komplo teorisi ve orada bilgiye dayalı hiçbir şey yok. Yani öncelikle söyleyeyim 5G öyle bir şey yapmıyor. Yani bildiğimiz kadarıyla önümüzde böyle bir kanıt yok. Cep telefonu radyasyonu da kısır da yapmıyor. Zaten işte 96'dan 97'den beri cep telefonu kullanıyoruz biz. Hani olsaydı dünyanın nüfus artışı devam ediyor. Artış aynen 8,5 milyara dayandık. Dolayısıyla bir problem yok gibi gözüküyor. Yani bunların birçok seviyesi var tabii ama konuşuruz şimdi. Yani bir esas ilgilenmemiz gereken gerçekleri gözden saklayan bir tarafı var. Kamuoyunu meşgul edecek havuçlar olma durumları var. İşte bizi rahatlatan, zihinsel ödül sağlayan kısımları var. Şu var, bu var falan. Ama yani bunların gerçekten bunları dert eden ya da bunlara inanan insanlara bilgiyle yaklaşmak iyi bir fikir değil. Ya ben onu anladım. Ya komplo teorisi teknik olarak şöyle bir şey. Hani iletişim tarafında kontrol etmiştik bir şeydi. Bir konuyu ya da bir olayı bilmen için varsayalım ki 10 tane temel bilgiyi bilmen gerekiyor. Yani basit bir trafik kazası olsun. Birinde iki kişi, birinde tek kişi olsun. Bunlar çarpışmış olsun. Bu kazayla alakalı bilinmesi gereken nerede, arabalar, içindekiler vesaire gibi 10 tane bilgi var. Bu 10 tane bilginin 3'ünü biliyor, 7'siyle ilgili yorum yapıyorsak aslında komplo teorisi diye buna söylüyoruz. Aynen. Yani onlar öteki arabadakiler birbirleriyle kavga ediyormuş, kaza o yüzden olmuş. Bu bir yorum. Kavga edip etmediklerini biliyor muyuz bilmiyoruz. Şahit var mı ya da kontrol edilebilir mi? Onlara sorduk mu? O tarz bilgiler yok. Öyle bir şey yorumluyoruz. Onların görenlerden bir kişi onların birbirlerine yüz yüze durduklarını düşündüğü için böyle bir yorumda bulunuyor ya da atıfta bulunuyor. Geri kalan her şeyle alakalı yani komplo teorilerinin tümüyle alakalı mevzu bu. Az bilgiyi bilip geneline ait bir bütün yapıyor. Sen bunu şey diye anlatıyorsun yani
bizim nöron ağlarımız bağlantı kurmak zorunda. Birbirlerinden bağımsız duran bilgilerden hoşlanmıyor. Bu bağlantıyı kurmak için en kısa yoldan bildiğimiz bağlantılar kuruyor. Fakat burada enteresan bir şey var. Bu muhabbeti konuşmamıza da kaynak olan şey o. Bazı komplo teorilerinin bilinirliği çok yüksek. Ve yani genel kamuoyunda o kadar hızlı alınıyor. Illuminati bunlardan bir tanesi. Hani tuhaf bir şekilde yani hani Illuminati o üçgen bir göz bilmem ne falan iken dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. İşte çocuklar biliyor. Yani hani kavramları biliyor bilmem ne falan, büyükler biliyor. Yani ben mesela Meta'na sevgilerimi yolluyorum. Yani Illuminati kelimesini ezberlemek zor. Herkes Illuminati deyince abi neyden bahsediyorsun sen demiyor. Yani tamam. Herkesin kafasında bir imaj, bir fotoğraf. Ne olduğunu da bilmiyor bu arada kimse de. Zaten ama işte iş tuhaflaştıran şey de o. Ne oldu? Gibi. Ha yani böyle kötü bir ruh. Hani öyle bir şeymiş gibi. Yani şey bu bir kötü ruh. Hani aman bir şey. Hepsi Illuminati olur. Şeyde ya da işte hayatındaki her negatif bir şeyi bağlayabiliyor kolaylıkla. Şimdi benim sorunum iletişimci olarak. Bunun bu kadar kolay öğretilebilmesinin bir metodu olmalı. Çünkü başka şeyleri öğretmeye ya da anlatmaya ya da işte kamuoyuna yayılmasını istediğim şeyler oluyor. Aynı şey olmuyor. Yani doğru bir bilgiyle alakalı konuştuğunda o sağlıklı bir şekilde yayılmazken Illuminati gibi yani konusu baştan aşağıya saçma sapan olan hiçbir yerinde tutarlı verisi olmayan mevzu bir şekilde alıyor yürüyor. Yani herkese oturuyor, herkesin zihninde oturuyor. Şu anda bunu izleyen bazı arkadaşlar hey diyor. Ulan Illuminati yaratılar komple dedi. Ulan dünyanın her şeyini adamlar yönetiyor diye. Şu anda bizim için dua ediyorlar onlara. Arkadaşlar bak haftada kaç tane video çekiyoruz. Bu para nereden geliyor? Bu para nereden geliyor? Biraz sonra siyah Illuminati arkadaş yani. Değil mi? Baba başka bir şansı yok bu işin. Bu enerji, bu emek nereden geliyor? Ölümsüzlüğe yatırım yapıyoruz konuyla. Böyle uçları da var ya konuyla. Abi bir yani fark ettiğim birkaç temel şey var. Bir kere uzmanlık alanım değil. Benim bildiğim Illuminati kısım... Illuminati komplo teorileri. Illuminati hiç değil zaten. Illuminati bu arada biz işte metalci falan olduğumuz için zamanında siz işte Illuminati'nin kuklalarısınız ya bir dönem Adnan Oktar'ın gazıyla biz üniversitedeyken böyle metalci düşmanı ülkücüler türemişti falan. Bir enteresan bir durum olmuştu orada. Oradan benim de haberim oldu Illuminati meselesinden. İşte yok doların üstünde göz parayı katlıyorsun bilmem ne çıkıyor falan filan hikayeleri ta o zaman başlamıştı. Ya şimdi bu hikayenin bir ilginçlik arayan ya da yenilik arayan insan zihnine verdiği ödül meselesi var. O da şu. Şimdi biz hayatlarımızı genellikle sıradan görüyoruz. Ve bu sıradan hayatlar içerisinde büyük bir şeyleri fark etme arzusu hepimizin içinde bir yerlerde var. Bu temelde işte benim beşinci ayar var ya sınırları aşmak insanın fabrika ayarlarında. O ayarın bir tezahürü. Biz böyle büyük bir şeyle karşıyayım. Bir UFO görsem, ya gökyüzüne bakan çoğu insandan bir de ben şu UFO'yu görsem diye bakıyor mesela. Çünkü öyle olunca güzel bir şey olacak. Birçok böyle büyük hikaye ne kadar mantıksız temelsiz olursa olsun bir kere bu hissiyatı birçok insana verebiliyor. Yani bütün dünyadaki bazısının kötülük, bazısının dünya düzeni dediği şeyin arka planındaki büyük güce dair bir şeyler biliyor ve bu konuda hatta konuşabiliyor olmak muhteşem bir şey birçok insan için ve bu zihinsel ödül bir kere bunu çok içselleştirmeni sağlıyor. Bir komplo teorisi zaten galiba Erol Mütercimler'in sözüydü yani ne kadar mantıksız ve kapsayıcıysa o kadar çok taraftar buluyor. Çünkü düşünme zahmeti yok. Dediğin gibi trafik kazasındaki 10 hikayenin birini belki biliyorsun. Ondan da uzaktan haberdarsın. 9'u umurunda değil. Birisi senin için tamamlamış onları. Ya da tamamlamış olduğunu iddia ediyorlar. Yani bunu herkes biliyor gibi yaklaşıyorlar. Dolayısıyla sen bunu oldukça seviyorsun. Bir başka boyutu da bizim antik, tarih öncesi zihinsel imgelerimize dayanan hatırlatmalar içerenler kanımca daha çok hatırlanıyor. Ha evet bu enteresan. Evet, mesela arketipler diye işte Jung'dan meşhur olan. Arketip nedir? Bir dilimize ortaklaşsın. Arketip şöyle yani tam uzman tanımı yapmayayım ama bir dönem ilgilenmiştim. Yani benim kullandığım anlamıyla insanlığın ortak zihinsel birikiminde yer tutmuş temel sembolik imgeler. Ve yargılar diyelim bunlara genel olarak. Mesela işte her şeyi kontrol eden bir güç. Bu işte büyük bilge, kahin falan gibi. İşte şeyden pay biçebilirsin mesela. Zırt pırt son zamanlarda çok duymuyorum ama Nostradamus kehanetleri sık sık bir ara gündeme gelirdi. Nostradamus şöyle etti böyle etti. Ve insanların büyük bir çoğunluğu Nostradamus'un gerçekten gelecekte olan her şeyi ay ay tarih bildiğine neredeyse emindir. Fakat Nostradamus'un kehanetlerine baktığında hani çok zorlamadan böyle bir şey çıkarmanın pek de mümkün olmadığını görürsün. Bu Nostradamus hikayesinin bizim zihnimizdeki kahin arketipiyle örtüşmesinden
bir şekilde geliyor. Ve hani böyle bir şeyin var olması gerektiğine dair bir zihinsel boşluğumuzu muhtemelen dolduruyor. Mesela bu şu da bunun içerisine giriyor mu? Zenginse kötü biridir. Mesela bu da böyle bir imge mi? Evet yani, işte yani bu zengin, buna şey diyebiliriz, zalim hükümdar gibi bir şey. Yani güç sahibi ama kötücül. Arketip bir tür kimliğe tekabül ediyor. Tabii, değil mesela mi aslında? Sembol, bir sembol düşün. Mesela şeytan bir arketip aslında. Hı. Yani bu şeytan, şeytanca işler yapan her şeyin doldurabileceği, senin zihnindeki boşluğa onu oturtturabileceğin bir odayı temsil ediyor. Şimdi böyle baktığında mesela Illuminati... Peki şey mi? Yani çok özür dilerim. Astrolojinin yaptığı gibi ya da enegramın yaptığı gibi yani aslında belli prototipler mi pozisyonluyor arketip dediğimiz şey ya da doğalında... Arketip bir şey yapmıyor. Arketipi yapan da yok. Arketip bu tamamen bu arada doğalında oluşan bir şey. Arketip, yani bilimsel nesne olarak kanıtlanmış bir şeyden bahsetmiyoruz. Hipotetik bir benzetme. İşte Jung ruh bilimleri alanında biliyorsun çok devrimci bir insan. Onun ortaya attığı bir... öneri. Diyor ki mesela... Bu arada insan... evinde musluk olmayan bir evde oturuyormuş Jung. Öyle miymiş? Her sabah aşağıda su alınacak bir yere inip su alıp yukarı çıkarak yaşamış hayatının büyük bir bölümünü. Yavrum ya. Enteresan. Elektrik yok. Adam enteresan bir adam ama gerçekten. Ya. Yani Jung'u daha fazla çalışmak için fırsat kolluyorum bu arada. Yani Jung'un hayatına da eserlerine de bir dalasın. İşte ben de çevresine dönüp bir magazinel bilgi edindiydim konuyla alakalı. Yani. Ama o da kendi çapında celebrity yani. Aha. Şimdi Jung mesela hastalarıyla yaptığı, danışanlarıyla yaptığı çok uzun görüşmelerde bir örüntü fark ediyor. Mesela birçok imge rüyalarda ya da insanların hayallerinde ya da korkularında kendini tekrar ediyor. Ve bunların ortak noktalarını toplayıp işte arketipler diye bir kavram üretiyor mesela oradan. Şimdi tabii Jung bunu biraz sezgisel olarak yani hem gözlemsel hem sezgisel olarak yapıyor. Ama baktığın zaman mesela işte yani bir üçgen imgesi insanlık tarihinde o kadar fazla kullanılmış ki ve ezoterik olarak işte baba oğul kutsal ruhtan tut da bugünkü Illuminati hikayesine kadar her şeyde karşına çıkan bir şey. Efendim işte beşgen, altıgen. Ya bu tip işte bizim kültürde 8 köşeli yıldız falan gibi şeyler. Bunlar ama bizim... kare, daire ve üçgen stabildir. Stabil, ötekiler tabii. Daha düşük. Üretme. Şeyler. Onlar biraz daha kombinasyon. Evet. Şimdi bunların hepsi işte daire mesela yaşam çemberi daha ziyade doğu, uzak doğu öğretilerinde falan yaygın olan bir şey. Şimdi bu semboller bize bir hikaye anımsatıyor. O hikayelerin de bizim insan zihninin muhtemelen çok derinliklerinde muhtemelen yaşanmış bir takım tecrübelerle bağlantıları var. Bu tecrübelere dokunan herhangi bir sembol, anlatı, tavır, hareket, davranış neyse onu gördüğümüz zaman ve bir de onu büyük bir şeyle ilişkilendirdiğimiz zaman insan zihni diyor ki aha ben bunu biliyorum blöp diye mesela emi veriyor o bilgiyi. Peki bu şu olabilir bilmeden. Mi? Yani Jung'un arketipleriyle birleştirmiş olalım üzerine. Şey bilgisini biliyoruz. Şimdiki yazılı bildiğimiz ya da sözel olarak konuştuğumuz tüm içerikler, hikaye grupları aslında eskiye doğru gittiğimizde hep bir kaynağın teknolojiyle evrilmiş hali. Evet. Ya hayatımıza cep telefonu girdiği için bazı bilgileri yeni halleriyle kullanıyoruz ama o bilgi 1980'de de var. Tabii. 1980'deki bilginin orijinal hali 1940'da var. 40'taki 1800'de var. 1800'deki böyle gittiğinde gittikçe aynen. İlkelleşerek, tabii. Teknolojik anlamda ilkelleşerek hikayeler geriye doğru gidiyor. Daha büyüselden daha zemine iniyor. Yani daha dünyevi hale geliyor hikayeler aslında baktığında. Ama eski mesela, hikayeler çok büyüsel hikayeler. Onun ama yani güzelmiş. Mesela cep telefonu kısır yapıyor da ne kadar büyü dışı olduğu da tartışma götürür bu yandan. Yani şimdi mesela cep telefonu kısır yapıyor da büyüsellik dışına çıkaran unsur şu. Hep gözümde şey canlanıyor ya gerçekten. Ama yani beni de gerçekten bozdun yani. Şimdi nasıl bu örneği de vereyim devamlı. Elinde böyle taze soğan doğrayan bir cep telefonu. Çok kötüsün ya. Abi işte arketip kaydırdım ben de şu anda yeni bir. Kısır yapan cep telefonu arketipi var artık bende. Affedersiniz. Allah'ım ameliyat daldıracağım bunu yemin ediyorum. Yani orada mesela bugün akıl dünyasındayız ya. Nesnel aklımız bile diyor ki cep telefonu elektromanyetik dalga yayıyor. Bu bir radyasyondur. Radyasyon bir takım etkileri vardır falan. Kafanda bir zincir kurmuş olduğunu düşünüyorsun. Ama senin biraz önceki araba kazası örneğine bak. Elektromanyetik radyasyon nedir? Efendim bunun çapı, gücü bilmem nesi dokularla ya da maddelerle etkileşimi nasıldır? X ışınından, gama ışınından bir farkı var mıdır yok mu? Bu bilgilerin hiçbiri yok. Sadece mesela radyasyon kötü bir şeydir diye bir şey var. Şu anda biz mesela çekim yapmak için ışık kullanıyoruz. Işık bir elektromanyetik radyasyondur. Böyle dediğin zaman ışık da kötü bir şey oluyor. Mesela ama mesela şu bilgi hep var. Seni destekleyeceğim konuyla alakalı. Yani kötü bir şeyden kötü bir ruh gelebilir bilgisi. Yani en eski hikayeyle arka tarafa doğru gittiğinde.
Bu arada biz bu yüzden küpe takarmışız. Bu çok enteresan. Vücudumuzda dışarıya açık olan ağzımız, kulağımız gibi bölgelerden kötü ruhlar girebilir. Hastalığı kötü ruh diye tarif ediyor. Ağzımız, evet, burnumuzu denetleyebiliyoruz, kulaklarımızı göremiyoruz. Kulaklarımızı da koruyabilmek için kulaklarımıza kötü ruhları kovan semboller koyarmışız. Yani aslında dışarıdan bize kötü bir şey gelir, görmediğimiz. Hani ruh bir şey gelir. Şimdi birazcık daha dilsel anlamda teknoloji geldiği için o kötü ruhun adı radyasyon, atıyorum, ya da işte elektromanyetik bilmem ne dalga. İşte ben radyasyonla ilgili derslerimde bir örnek veriyorum. Mesela işte hepinizin günlük hayatında bir atom santralinin yanında bir evi olmaktan daha fazla radyasyona maruz bırakan bir şey var. Ne olduğunu biliyor musunuz diye. Herkes diyor ki işte mutfak robotu, cep telefonu, herkes bir şey diyor. Hayır. Eşinizin yanında uyumak. Çünkü insan vücudu o kadar radyoaktif ki içindeki potasyumdan dolayı. Kanımızda bir sürü potasyum geziyor. Potasyum radyoaktif bir madde. Ve bayağı bir nükleer santralin yanında uyumaktan 50 kat daha fazla radyasyon alırsınız bir insanla uyuduğunuzda. Fakat işin garibi o radyasyon sizde de var. Yani radyasyon aslında yaşamın bir parçası, o radyoaktivite. Bunun cinsleri var mesela. Şimdi bu detaylı bilgilere girmek, fizik mühendisi olman ya da işte tıp fakültesini okuman lazım bunun için, ama radyasyon kötüdür, rahatlatıcı bir şey. Bak, cep telefonunun ya da herhangi yeni bir teknolojinin ya da gelecekte olacak herhangi bir şeyin ya da şu pandemi durumlarının olası iyi sonuçlarına dair kimse konuşmaz. Oralarda böyle teoriler üretilmez. Daha önce çok konuştuğumuz beyin önce kötüyü tespit etmek zorundadır prensibi var ya hayatta tutmak için. Komplo teorilerinde de çalışıyor işte. Hep kötüye dair komplo teorileri yapılıyor. Hep işin arkasında bir şey var, bir büyük güç var. Doğru söylüyorsun. Mesela hiç şey yok yani. Tabii. Önümüzdeki yıl öyle bir şey olacak ya, hepimizin cebimize 100'er bin lira koyacaklar falan. Hani mesela böyle bir komple teorisi yok. Yok yani, tutmazsam çünkü mor olur. Bunu derken bile deli gibi hissettim kendimi. Yani olmuyor böyle bir şey. Çünkü yani bir kere zaten entropi prensibi gereği her şey kötüye gidiyor, dağılıyor falan ya. İşte o, galiba o kafayla da ilgili bir şey, ama beynin önce kötüyü seçmesi kötü komple teorilerinin her zaman hayatta yer tutmasını sağlıyor. İkinci bir mesele de şu. Şimdi bir belirsizlik hali, insan beyni için en zor olan şey, belirsizlik halini en iyi izah edecek olan şey nedir, ortadan kaldıracak olan şey? Bilgi, değil mi? Yani şu olacak dersen ya da şundan dolayı oluyor dersen rahatlarsın. Komplo teorisi bu ihtiyacı cevap veriyor. Doğru olup olmamasından ziyade açıklar görünmesi birçok insanın işine geliyor. Ne kadar da uçuksa, büyükse, bir önce söylediğim ihtiyacı da karşıladığı, arketiplerle örtüştüğü falan için diyor ki yani artık rahat edebilirim. Fakat bu rahat ettiği durum şu. Mesela diyelim pandemiyi oluşturan COVID-19 virüsü, COVID-19 hastalığını yapan işte SARS türü virüs, bir laboratuvarda yapıldı ve bütün dünyaya salındı gibi korkunç bir komplo teorisi bile rahatlatıcı geliyor. Çünkü artık sebebini biliyor. Mesela kurban mı yoksa yanılıyor mu ikileminden kurtuluyor, kurban olduğu kesinleşiyor. Bütün bunlar aslında endişeyi korkuya dönüştürdüğü için rahatlatıcı. Şimdi endişeyle korku arasında bir temel fark var. Daha önce konuştuk, bilmiyorum. Endişe nesnesi olmayan bir korku. Korku bir şey vardır. Onun için aslan geliyordur, korkarsın. Ama endişede bir nesne yok. Şimdi komplo teorisi endişeyi korkuya dönüştürüyor. Artık karşımda bir net bir şey var. İşte dünya çapında. Bu arada güzel bir açıklama oldu. Tabii. Yani hani süreci anlama açısından da güzel bir açıklama yani oldu. Yani aslında masum bir şey. Fakat burada konu etmemize değecek olan kısmı şu, önemli olan, yani neden komplo teorilerine karşı mesafeli olmalıyız kısmı var ya, abi hayatımızı aslında zorlaştırıyor. Bir kere bizi gerçeklerden koparıyor. Soru sorma yeteneğimizi azaltıyor, bilmiyorum deme alanlarımızı daraltıyor. Şimdi bir şeyi bilmiyorum dediğinde öğreniriz diye hep konuşuyoruz ya, sen mesela atıyorum işte dünyadaki bütün para hareketlerinin, çok uluslu şirketlerin mekanizmasını bildiğini düşünüyorsan, buna gidip bir şey öğrenemezsin ki. Komplo teorisi sana bu konforu da sağlıyor. Boşver baba diyor, arkada illuminati var, kafanı yorma diyor, her şeyi onlar yapıyor falan. Sen bu konuda nerede dahil olabilirim, benim minik cismimin buna etkisi nedir falan sorularını artık sormamaya, kendi hayatın içinde, balin içinde yuvarlanır gibi yuvarlanmaya devam ediyorsun. Belki şunu hatırlatmakta fayda var buradaki hikayede. Gerçekten işte bizde bir yanılsama oluşuyor. Dünyadaki çok fazla sayıda insanı görebiliyor ya da ulaşabiliyor, alanın içerisinde yaşıyoruz ya. Yani artık biliyoruz, dünyada sayabiliyoruz. 8 milyar, 7 milyar insan var. Şurada bu kadar nüfus sayımları bilmem ne falan. Bu şey gibi bir yanılsama oluşturuyor. Yani sanki düşündüğümüz ve bildiğimiz her şey 7 milyar insanı kapsamak zorundaymış gibi bir yanılsama oluşturuyor. Halbuki bizim hayatımız bizim çapımızla alakalı. Bizim çapımız çoğunlukla da
Yani en geniş çapta 70-80 kişi, 100 kişi, dar çapta da 7-8 kişi. Hepimizin hayatı böyle yani, hani özel hayatında. Gerçek hayatımız böyle. Gerçek hayatımız böyle ve yaptığımız eylemler 7-8 kişiyle müştekil. Yani şurada çöp dağları var abi, ben çöpü sokağa atsam ne olur da ki saçmalığı fark etmek gerekiyor. Bu komplo teorileriyle alakalı hikayede. Yani orada çöp dağı olsa ya da olmasa da, o korku gerçek olsa bile, komplo teorisi gerçek olsa bile, sen kendi hayatını kendi çapından mesulsün ve kendi atmadığın çöpten mesulsün. Aynen, o küçük ölçekte bakmayı, işte o küçük ölçekte bakma sorumluluk demek. Aynı zamanda seni sorumluluktan da kurtarıyor. Evet. Yani bir düşünsene, o büyük hikayenin içerisinde sen bir hiçsin. Dolayısıyla o hikayeyi izleyerek eğlenen bir edilgen izleyiciye dönüştürüyor seni. Yani komplo teorisi zihnen rahatlatıyor ama bedenen ve sosyal olarak ve entelektüel olarak ve insani olarak ciddi zararlar verebilen ve veren bir şey. Yani ta geriye doğru gidersen Hitler Almanya'sının o kadar insanı psikopata bağlaması ve milyonlarca insanın canını okumasını sağlayan şey neydi? Yahudiler komple bizim mallarımızı alıyor, işlerimizi elimizden alıyor, bunlar dünyaya hükmedecek falan, bunlar bilmem nedir diye hasta zihinlerin kurduğu komplo teorileriydi. Yani bunlar sonuçta o kadar insanı, ya açıklanmış koca koca devlet adamından ben daha mı iyi bileceğim diye peşlerine muti koyunlar gibi takıldıkları bir sisteme sürükledi maalesef. Yani her devirde bunlar var. İnsan zihninin bu zayıflığını herkes kullanıyor. Bugün modern propaganda yöntemleri de bunu kullanıyor. Dolayısıyla biraz bizim mesela açık beyinde yapmaya çalıştığımız, benim insanın fabrika ayarlarında, diğer arkadaşlarımızın bütün kendi ifa türevi eğitimlerinde aslında yapmaya çalıştıkları şey, hayatın küçük detaylarına, yaşamımızın küçük parçalarına farkındalık uyandırmak. Ya bir dakika, bunu böyle yapıyorum, niye yapıyorum arkadaş? İşte falanca ürünü satılıyor, işte bilmem neye iyi geliyor, şuna iyi geliyor ya da işte şu şuna kötüdür, kötüdür diye bir şeyler söylüyorlar bize. Bunları nasıl sorgulayabiliriz mantığını oturtturmamız gerekiyor hayatımızda. Bu profesör olduğu için Sinan Canan'ın ya da açık beyin eğitimcisi olduğu için Mustafa Can'ın görevi değil sadece. Bu benim anne babamın, orada işte ev hanımı ya da ne bileyim doktorluk ya da işte temizlik işçiliği yapan birisinin de görevi. Kendi hayatı içerisinde her insan bunu sormalı. Bilmek kimin işi diye ilk yazdığım yazılardan biridir. Şeyde Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler kitabında var. Bilmek kimin işi sorusunu sorduğunuzda hepimizin işi olduğunu net olarak göreceğiz. Ve işte bu komplo teorisi meselesi, yani sadece böyle eğlenceli bir geyik muhabbeti şey olmanın çok ötesinde etkisi olan bir durum. Ya son dönemde insanlara bilmekle alakalı normal yaşadıkları, yani hali hazırda devam ettikleri hayatlarından, hayatların içerisinde birden fazla mı enjekte oldu? Yani mesela bunu eğitim çok fazla veri var diyorsun değil mi ya? Çok fazla veri var ve çok fazla konuyla alakalı. Normal İstanbul'da yaşayan herhangi bir bireyin artık nitelikli bir birey olması için, yani yaşamda bilmem ne falan, politik bir bireyden bahsetmiyorum, nitelikli dünya ve kendisi ve yakın çevresi için sağlıklı karar veren bir birey olması için ciddi bilmesi gereken bir katalog var. İnsanların büyük bir bölümüyle alakalı iletişimdeki yaşadığımız bu problem o kataloğu okumamış olmalarından getiriyor. Ya da yanlış okuma. Ya da mecelleri yok o kadar şeyi okumaya. Yani acaba çok mu yükleniyoruz? Yani mesela burada biz sınırın ötesine mi geçtik ya da çok hızlı mı ilerledik konu? İşte mesela iyi dedin, unuttuğum bir komplo teorisi sevme dayanağımızı da hatırlattın. O da işte aşırı veri içerisinde sükunet arama. Şimdi bu kadar aşırı veriyi ortalamasını alıp efendim sadeleştirebilecek bir şeylere ihtiyacımız var. Birisi böyledir dediği zaman rahatladığımız gibi bu kadar veriyi değerlendirmemize gerek kalmıyor. Şimdi bu gene pandemi meselesi, içinde yaşadığımız net bir şey. Bir sürü belirsizlik var. İlk günler hatırla, maske takın, yok takmayın, biz Türklere bulaşmaz, hadi öyle olmaz. Bir sürü şey gezdi ortada. O kadar karmaşa var ki bu karmaşanın içerisinde takip etmeye kalksam bile nefesin yetmiyor. Yani ben biyoloğum, düşün. Ben şaşaladım ya ilk haftalarda. Ne oluyor dedim yani. Bu bir şey diyemiyorum sorulduğunda. Mesela bir de hiç böyle benim gibi hani akademik memnesi olmayan bir insan düşün. Böyle bakıyor abi ortalık her cümert. Birisi diyor ki oğlum yarasa yediler ondan oldu. Tamam, oh yarasa, evet. Yarasa pislikti zaten. Yarasa yemeyeceğiz. Ben zaten yarasa yemiyordum. O zaman suçlu bu pis Çinliler. Mesela yani. Buraya attın bir rahatladın. Ya da işte laboratuvarda yapıldı, salındı. Geçen gün işte bir program çekimindeydi. Ünlü sanatçılarımızdan bir tanesi isim vermiyor. Dedi ki ben eminim dedi mesela laboratuvarda yapılmış bir şey olduğuna bunun.
Tabii soramadım program ruhuna da aykırı. Nereden biliyoruz benim o kıymetli soru var ya. Ya bu soruyu sorduğun zaman her şey geçer. Olsa zaten kendisi dedi ki yani bilgim yok ama böyle inanıyorum dedi. Böyle inanmayı tercih ediyorum. Çünkü normal gözükmüyor. Normal gözükmüyor. Evet burada bir tuhaflık var. Evet bunların hiçbiri komplo teorisi değil. Ama bu laboratuvarda öğretim insanın başına bela edilmiş bir şey dediğinde senin düşünme yolların kapanıyor. Biliyorum'a geçiyorsun. Ya bu komplo teorisiyle de alakalı. Genel olarak hayatta da işlevsizlik hikayesi. Şimdi bazı inanmalar, böyle ön kanaatler atamalara şu soruyla bakmak lazım. Böyle baktığımda işim daha kolaylaşıyor mu gerçekten? Hayatta daha yaratıcı, daha önümü açan bir yere doğru mu gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Komplo teorilerinin burada bir aksaklığı var. Komplo teorilerinin çoğu, abi eve kapan, ölü taklidi yap. Hani mümkünse de yarına da öl zaten. Hani sana bir şey yapalım diyen bir komplo teorisi var mı? Ha yani seni yönlendiren, kanalize eden bir bilmem ne yok. Hepsi seni pasivize eden, eylemsizliğe iten yani hani elden geçen Illuminati bir şey diye bir şey var. Kimse bilmiyor. Ya da yıkıcı eyleme yönlendiren. Mesela isyana yönlendiren şeyler. Yapıcı ama, eyleme yönlendirmiyor. Yani hani makul bir insan için gerçekçi bir isyan da değil. 14 yaşındaki çocuk için belki yani. Pasif Illuminati var diye ne yapacağım? Yani hani üçgenli tabelalara mı saldırayım? İşte şey, yani, pasif agresif isyandan kastım şu. Yemişim bu dünyayı benim zaten. Aha nihilist bir tavra doğru yönlendiren. Evet evet doğru. Yani. Bu dünyada yani, ne yapsam bir şey değişmiyor. Kurallara işte. Mesela ben hayal kur dediğim zaman bana söylenen şeyler. Sen o tuzun kuru tabii sen biliyor musun eve ekmek götürmekte zorlanıyoruz da bütün bunların hakkında bırakılın. Millet aç aç. Işte. Ha millet aç. Şimdi bu kafa yani işte pasif agresif isyan dediğim şey bu. Hayata karşı isyan adam reddediyor yani. Etken bir fail olması gerektiğini reddediyor mesela. Böyle şeylere yarıyor. Bugün Marx'ın adı sıklıkla geçti ama yine söyleyeyim. Yani. Evet hakikaten adamı ne andık bugün rahmetli. Biraz ekonomik bakmakta fayda Marx'a var. Marx'a rahmetli dedim. YouTube yorumlarının altına bak. Arkadaşlar ölen herkes rahmetli. Allah yaratmış sonuçta yapacak bir şey yok. Ama Marx'la ilgili bir hikaye söylemem lazım o. 12 Eylül döneminde var ya polisler evi basmışlar solcuların evi. Ha şey o dersler. Şey duvarda da Marx'ın resmi var. Sormuş kim bu falan diye. Demiş ki dedem. Ulan demiş böyle nur yüzü, aksakal dedem var. Hala komünistlikten uğraşıyorum falan diye tutuklamışlar bunları. Hep o gelir aklıma bak. Polisin ki emri vicdanıyla enteresan bir yere denk gelmiş. Evet burada Marx'lanmış olalım. Ekonomiyle konuya bakmak değerli ya. Yani işin sonuna baktığında ya millet aç aç diye konuştuğumuz zaman bile aslında bir kriter belirliyor. Ülke ekonomisinin %25'ini eğitime ayırdığında Japonlar gibi, Filipinler gibi, İzlanda gibi %25'ini eğitime ayırdığında sonuç düzeliyor. Eğitimin bizdeki gibi %3'ünü, 5'ini işte çok ıkındık 11'ini falan eğitime ayırdık. 11'de ayırdık mı emin değilim bu arada. Ayırdığımız eğitimde ayırdıklı ilahiyat bir şeyde. Ayırmamışız. Ha, yani, şeyde eğitime ayırdığımızda bu sonuç oluyor. Dünyanın başka ülkelerinde de böyle. Yani aslında bu kadar da hani teorik bir şey, bilmeyle ilgili bir şey konuşurken ki millet aç aç derken ki karşılaştırma da bu gerçeklikte. Hı. Eğitime %25 ayırırsan millet açlıktan ölmüyor işte. Yani hani işleyiş böyle devam ediyor. Siyaseten çok doğru olmayacak bir alana gireyim mi? Mesela bak komple teorinin günlük hayatına hazırsanız başlıyorum. Gelme beni şimdi bak. Bak Türkiye'deki siyasi arenadaki seçmen tavrının ne tip hikayelerle yönlendirildiğine bak. Sen benden çok daha iyi biliyorsun. Ama herkes kendi hayatına bakarak bir şeyler çıkarabilir. Mesela birileri diyor ki benim peşinden gittiğim siyasi hareketin lideri bütün dünyanın taarruzu altında herkes onu yıkmaya çalışıyor. Büyük güçler bilmem ne. Ne yaparsa bana gider diyor mesela arkasında. Onun hiçbir hatası kalmıyor gözünde. Öbür tarafta ülkeyi ele geçirmiş bir takım uzaylılar var. Senelerden beri ülkenin bütün kaynaklarını tüketiyorlar. Benim liderim her ne kadar oyalamasa da süper bir insan. Yani o böyle işte bütün dünyaya karşı tek başına kahramanca savaşıyor falan. İşte onu susturmaya çalışıyorlar, beceremiyorlar, şu bu falan filan diye. Tamamen irrasyonel bir zeminde kendi hayatlarıyla ilgili belki en önemli ulusal kararı bu hikayelerle veriyorlar. Evet, evet, evet. Şimdi komplo teorisinin işte bize zararı bu. Ve seneler boyunca ne oluyor? Belki iyi bir yönetici olabilecek bir iktidar kliğini iktidarın içerisine hapsedip yozlaşmaya zorluyorsun. Zorluyorsun resmen. Ve belki de siyasette bir şey tutabilecek, bir yer tutabilecek, bir muhalefeti de muhalefete mahkum ediyorsun. Onların orada oynamasını sağlıyorsun. Yani devamlı aynı sistemi sürdüren garip bir fasit daireye sıkışıyorsun. Şimdi bu düzenek içerisinde baktığında elbette ki seçmenin %80'in bir dakika arkadaş ben bu işin dibine inmeliyim, veri toplamalıyım falan diye düşünmesini beklemiyoruz ama
Yani en azından toplumun... Ya çok özür dilerim, ben bekliyorum. Yani yok, beklememeliyiz. Ya, elbette olmaz. Belli bir seviyede bekliyorum. Çünkü hani şunu kabul edelim. Yani dünyada bunun iyi uygulandığı ya da uygulanmadığı her yapıda, geçmişe baktığımızda bu zamana kadar getirdiğimiz yapıda bir ayrım var, bir ayrımcılık var. Ve sadece bilenle bilmeyen ayrımı var. Hikaye evet. Bunun üzerine. Evet. Yani bilenin yönettiği bir dünya burası. Bundan 500 yıl önce de böyleydi. Şimdi de böyle. Ama bunu bak bu yani, senin dediğini... Yani yoksa bunu politik sağ, sol, şekil, biçim bilmem ne partilerle bir alakası yok. Bilen ve bilmeyen arasındaki işte hikaye var. Bilenin yönetmesini isteyen bir halk kitlen varsa bilen yönetime geçer. Hikayelerin buna izin verirse... Tamam işte o yüzden kişilerin bilmesi gerekiyor. Bilmez işte. Orada söylemek istediğim şu. Bugün bakıyorsun televizyonlarda, bugün de toplantıda konusu geçti ya. Yani tartışma programlarını izlediğinde nesnel neredeyse hiçbir verinin olmadığı, evet, havanda suların dövüldüğü, herkesin kendi kendisini goygoyladığı bir enteresan hikaye var. Bunlar topluma yol gösterdiklerini ya da rehber olmayı işte iddia eden insanların medya ya da halk karşısındaki görüntüleri. Şimdi bu insanlar zaten bu hikayeleri yaydıkça, yani toplum ne yapsın? Sistem bundan beslenirken insan ne yapsın? Bunun içine çıkabilmesi mümkün değil. Biz mesela şu yaptığımız, işte sana bak net söylüyorum, burada hiçbir abartı yok. En kuvvetli muhalefeti aslında biz yapıyoruz, anlayabilene. Yani bizim konuştuğumuz hemen hemen her şey ana hikaye gruplarının dışında bir alternatif öneriyor. Şimdi bizim takipçiler niye tuhaf? Niye bizim işte eğitimlere gelenler, Açık Beyni, YouTube kanalını takip edenler niye enteresan bir davranış kalıbı sergiliyor? Çünkü onlar da bizdeki bu hikayeyi görüyorlar. O ana hikaye gruplarının dışında konuşabilme hürriyetini seviyorlar. Ama bu sadece bir başlangıç. Bu hikayeleri konuşabildikten sonra, yani milletin içinde çalkalandığı ana senaryolardan dışarı çıkınca bu sefer yeni bir yol bulman gerekiyor. Yani bir kere ben neyi bilmem lazım, neyi umursamamam ya da görmezden gelmem lazım. Yeni bir bilgelikle hayata bakmak gerekiyor. Bu özellikle böyle karışık bir dünyada ve şükürsüz bir dünyada, tırnak için. Şükürsüz dedim, işte millet aç dediği yerde millet obeziteden ülke kırılıyor, anlatabildim mi? Öyle bir hikayenin olduğu bir yerde. Evet, yani kolay bunu da bir yerden söylemek gerekiyor. Tabii, aynen, kolay evet. Bir şey değil. Yani insanlar banka kredileriyle 12 ay taksitle ödeyerek 5 günlük 5 yıldızlı otel tatillerine gidiyorlar bu ülkede. Yani burası öyle bir yer. Tuhaf yani, kafalar kaymış. Anlatabildim mi? Tamam. Krediyi ödememeye karar verdiyse baştan sıkıntı yok. Muhtemelen onunla. Ben önümüzdeki 3 ayı böyle olduğunu öngörüyorum bu arada. Tabii. Şeyle söyleyeyim yani. İşte şey, herkes de şey bekliyor ya, kesin pandemi af çıkar. Tabii. Yani kredi alanların 3'te 1'inin böyle içsel olarak böyle pazarlık ettiğine eminim yani. Tabii canım. Yani düşün, bu hikayelerin olduğu bir yerde şimdi insanlar sen nasıl yüksek bir efendim entelektüel zihinsel performans bekliyorsun? Ama hep söyledim, yani insanlar bunu bazen belki ters algılıyor olabilirler ama şu anda bu sohbeti oturup, bu tarz sohbetleri oturup izleyebilen insanlar aynı zamanda etraflarında kimle konuşuyorlarsa onlara yol gösterici bir tarafları var. Bunu unutmasınlar. Yani buradan aldıkları ilham, belki bizim söylediklerimizin çok dışında akıllarında, zihinlerinde, gönüllerinde uyanan herhangi bir şeyi paylaşmak ve insanların bu hikaye döngülerini parçalamakla yükümlüler. Yani biz bunu televizyonlardan ya da YouTube kanallarından ya da bilmem ne kanallarından yayınlayarak insanların fikrini değiştiremeyeceğiz. İnsanların fikirleri gerçek hayatta değişiyor. Bir kere yaparak, olarak göstermek, sonra anlatarak ikna etmek. Yani o içine kapılıp gittiğimiz dairenin fasit bir daire olduğunu anlatmak, oradan bir yere çıkmayacağımızı fark ettirmek gerekiyor. Bunun için de önce kendimiz fark etmemiz lazım. Bu arada biz bütün komplo teorilerinden azade miyiz? Hayır, asla değiliz. Bizim kafamızda da bir sürü boşluklar var ve bu boşlukları bir sürü hikayeyle dolduruyoruz. Ama yolculuk şudur ki bu hikayelerin çoğunun nereden biliyorumla sınandığı zaman çökeceğini bilmek, çöktüğü zaman da çok bozulmamak, yeni tamamlanmış hikayeler oluşturmak için öğrenmeye açık olmak. Yapmamız gereken iş temelde bu. Bizim misyonumuz da kabaca bu diye düşünüyorum. Yani bugün bu konuyu ele almamız sırf burada bir konu olsun diye değil. Bizim ana konularımızdan bir tanesi bu. Komplo teorisi zevklidir ama her zevkli şeyde olduğu gibi fazlası ishal yapar. Yapmamak lazım. Yani iyi eğitimli bir grubun içerisinde sadece 14 yaşındaki çocukların ilgi göstereceği komplo teorileri Türkiye'de 50'li 60'lı yaşlardaki insanların birbirlerine WhatsApp'tan attığı hikayelere dönüşebiliyor. Bunun arasındaki tek ayrıştırıcı fark o partiden bu partiden ya da o siyasal görüşten bu siyasal görüşten olmak değil. Bilmek de bilmemek. Bunu fark ettiğinde, yani bilmenin korkuyu ne kadar aydınlattığını ve geriye ittiğini fark ettiğinde, korkuya kendimizi bırakırsak
nasıl manipüle olabileceğimizi fark ettiğimizde, bu ilişkiyi çözümlediğinde gerçekten o soruyu sormak elzem hale, yani zihnimizin davranışı haline geliyor. Fakat burada bu, hani bu sohbeti sonlandırırken şey içimi kaşıdı benim bu sorun içerisinde, ona devam edelim. Ya bu kadar çok şey bilmek zorunda mıyız biz? Bunu konuşalım ya. Az sonra. Oo.